Çağdaş Türk ulusuna kendini adayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, millet ve özlemle anıyor. Onun en büyük eseri ve emaneti Cumhuriyet'e sahip çıkacağımıza ant içiyoruz. Nice yüzyıllara. Anadolu'da yabancı sermayenin imtiyazla yapıp işlettiği demir yolları bulunmaktaydı. İngilizler ilk olarak 1858'de İzmir, Aydın, Eğirdir demir yolunu inşa edip işlettiler. 1865'te İzmir, Manisa, Afyon ve Bandırma demir yollarını da inşa ettiler. 1872 yılında Almanlar İstanbul, Ankara ve Konya demir yollarını, 1873 yılında ise İstanbul, Kuleli-Burgaz demir yolunu yapıp işlettiler. Fransızlar 1875 yılında Bursa-Mudanya demir yolunu inşa ettiler. Rus İmparatorluğu Kars, Sarıkamış, Erzurum demiryolunu Rus işgalinde ve 1. Dünya Savaşı'nda inşa etti. Almanlar Konya'dan Bağdat'a 1904 yılında Konya-Adana-Fevzipaşa demiryolunu inşa ettiler. Fransızlar 1. Dünya Savaşı'nda ve Fransız işgalinde 1923 yılında Cumhuriyet ilan edildikten sonra çok büyük bir demiryolu kalkınma hamlesi başlamıştır. Karkamış, Mardin, Nusaybin demiryolunu işlettiler. İlk olarak Konya-Pozanta demiryolu millileştirildi. Kurtuluş Savaşı'nda Ankara-Yahşihan arasında da hat açıklığıyla inşa edilen hat, inilenerek Yerköy'e kadar inşa edildi. Atatürk'ün milli mücadeleyi başlattığı Samsun'dan başlayan demiryolunun ilk etabı işletmeye açıldı. 1927 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları kurulmuştur. İstanbul Kuleli-Burgaz demiryollarının millileştirilmesiyle birlikte tüm Türkiye'nin en önemli altyapısını oluşturan demiryolları tamamen devlet kontrolüne geçmiştir. Erzincan-Erzurum hattının tamamlanmasıyla birlikte
Türkiye'de doğu batı doğrultusunda önemli bir aks tamamlanmıştır. Türkiye'nin ilk yeraltı hattı olan Tünel Karaköy Füniküler hattı da İETT tarafından kamulaştırılmıştır. Bursa-Mudanya hattı ilk kapatılan hat olma özelliğine sahiptir. 1950 yılından sonra alınan kararlar doğrultusunda ulusal ölçekte demiryolu taşımacılığı ikinci plana itilmiştir. Demiryolu yerine karayolu taşımacılığı baskın hale getirilmiştir. ...1955 yılında Türkiye'nin ilk banliyö hattı olan Sirkeci-Halkalı banliyö hattı hizmete açılmıştır. 1958'de İzmir'de, 1966 yılında ise İstanbul'daki son tramvay hattı da kapatılarak kent içi ulaşımda karayoluna bağımlı bir hale gelinmiştir. ...1969 yılında Haydarpaşa-Gebze banliyosu, 1970'te Alsancak-Cuma Ovası ve 1972'de Sincan-Tayaş banliyö trenleri hizmete açılmıştır. 1971'de Pehlivanköy-Kapıkule hattıyla birlikte Yunanistan bypass edilerek direkt Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya erişim sağlanmıştır. ...1980 yılında İstanbul'da kent içi ulaşımda sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde raylı sistem ulaşımı için İstanbul Raylı Sistem Konsorsiyumu tarafından İstanbul Metrosu'nun projelendirilmesi başlamıştır. Türkiye'nin ilk metrosu olan Aksaray Metrosu 1986 yılında inşa edilmeye başlanmış, 1989 yılında ise ilk etabı olan Aksaray-Kocatepe arası hizmete alınmıştır. İstanbul'un eski tramvay hatlarından olan Taksim Tünel hattı 1990 yılında yeniden hizmete alınmış, İstiklal Caddesi yayılaştırılmıştır. 1992 yılında Ankara'nın ilk metrolarının inşaata başlamış, İzmir metrosu için Bornova Şube hattı kapatılmış ve ilk defa raylı sistem için demir yolunda dönüşüm yapılmıştır. Bisiklet şehri olan Konya'nın ilk tramvayı işletmeye başlamış, 1996 yılında Ankara'ya işletmeye alınmıştır. Kapatılan Bursa-Mudanya hattının bir bölümüne Bursaray inşa edilmiştir. 55 kilometrelik büyük bir ağa sahip olan Eskişehir'de ilk tramvay hatları inşa edilip işletmeye başlamıştır. ...2004 yılında Türkiye'de ilk defa yüksek hızlı demiryolu inşa edilmeye başlamıştır. 2004 yılında Astrum projesi Marmaray'ın temeli atılmış, Londra-Pekin arasında kesintisiz alternatif demiryolu mümkün hale gelecektir. Saatte 250 kilometrelik hıza sahip trenlerle Ankara-Eskişehir arasında 1,5 saatte seyahat etmek mümkün hale gelmiştir.
kapatılan Çarşamba Demiryolu'nun bir bölümüne Samsun Tramvayı inşa edilmiştir. Tecer Kangal Demiryolu en uzun konvansiyonel tünele sahip hattır. ...2016 yılında Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nın işletilmeye başlamasıyla birlikte yüksek hızlı tren işletmeciliğinde yine yüksek kapasiteli bir gara sahip olunmuştur. ...2017 yılında Türkiye'nin ilk sürücüsü metro hattı Üsküdar'dan Ümraniye'ye hizmet vermeye başlamıştır. Gebze Halkalı hattının tamamlanmasıyla Marmara hattı tam kapasite olarak hizmet vermeye başlamış. Avrupa yakasına yüksek hızlı tren erişimi başlamıştır. ...2023 yılında Türkiye'nin en hızlı metro trenlerinin işletildiği Kağıthane İstanbul Havalimanı metro hattı hizmet vermeye başlamıştır. Bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun.